buradan gideceksin, tamam. Düz mü bu? Düz, aynen. Buradan. Sevgilim, buradan. Aferin. Buradan diyeceğine keşke sağ çıkıntıya giriyorsun. Sağ çıkıntı. Sağ çıkıntıya gir. Teknik. Ödemiyorsun ki. Yavrum hani gösterdim ya arabaların buradan döndüğü yerde. Ben anlayamam çünkü senin oradan parmağına bakmıyorum. Bana evet, verdiğin sağına soluna sağ şehrin sağ çıkıntı diyeceksin. Abi uyuyordum, ne güzel. Beni uyandırdı. Araba kullanalım. Yavaşla. Şeridinde kal. Şeridin çok iyisin. Tamam. Beni geliyorsunca gelene. Gelle. Tarif edişine bakar mısınız? Yol tarif edin diyorum. Buradan. Ya orası neresi? Ben sana bakmıyorum ki. Arka planı başka bir şey yapacağız ama ben yemez. Evet. Yeşil ekran. Arka planı nasıl yapacağım? Yani böyle de durmazsın. Nerede o efektler? Bir dakika. Ben senin telefonunu bilmiyorum şu an ama. Devam. Al şunu. Al telefonu. Tamam, yavaş. Arka plan yeşil. Efektler bölümüne girmen lazım ve yeşil ekranlar. Tamam. Nereden? Düz. Ay, sağ sağ var. Düz buradan. Bak, evet, gerçekten evet, geberteceğim. Yola bakmıyordum ki. 2-3 tane farklı şey yapıyorum şu anda. İçinde çok zor şu an senin şu yol tarif edişine gitmemiz yani. Bilmiyorum. Yavaşla. Kırmızı ışık yani. Duydunuz mu, bir dakika? O ses duydunuz mu? Arkadaki her şey öne geldi. O nasıl bir frendi? O nasıl bir frendi? Böyleydi. Ya ne şartlar altında araba sürüyorum görüyorsunuz ya, Allah aşkına. Şimdi neydi? Arka plan. Pause your life. Bag. Koymuş şişeleri arkaya, sonra ben falan yapınca düşüyor, gördünüz mü arkadaşlar arkadaki sesi bilmem neyi. Nasıl yapılıyor ya? Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Doğru. En kötü Instagram'dan aç. Ben frene basıyorum artık yani. Orada fren mi var? Şu freni yok, içimden basıyorum o frene. Ya. Yemin ederim kendi kendine oluyor gerçekten. Kendi kendine oluyor. Bu araba kendi kendine hareket ediyor. Bak, ben hafif dokunuyorum sadece. Hafif dokunmuş, öyle olmamış bu arada. Ama bu trafikte gitmiyor. Benim suçum değil ki şu an. Tamam, sen o fren şeyini ayarlaman lazım. Alışacaksın tabii zamanla da. Rezil ettin. Böyle yavaş yavaş ya. Ben sürmüyorum. Burada durayım mı şimdi? Ha? Durayım mı burada? Duruyorsun. Açmıştım. Bak mesela bu adam şeridinde değil, görüyorsun değil mi? Yavaşla. Diğer adam. Taksi. Baya böyle trafiğin içine ilk kez bu arada girdim. Ya en kötü bence. En kötü zamanda çıktık bugün. Aşkım, söyler misin şu motor yanımdan gitsin? Ben çok korkuyorum bir anda önüme kaçacak dostum, bir köşe. Dostum bir yol. Çıksana şuradan. Sağa çeksen. Çek. Çek sağa. Beni çok geliyor ya. Az önce gördün değil mi motosikletlilerin ne kadar aradan girdiğini önüme? Evet. Onlardan korkuyorum. Onları ezerim diye. Şimdi böyle devam et bu şeritten. Hiç çıkmadan. Hı. Devam et. Yok, çünkü burada bir ayrım olacak. Sunucuya da pilot olmalıydım. Evet. Ama sürücü eğitmeni oldum. Bunu yeni işim arkadaşlar. Artık işe gitmiyorum. Rutinde araba kullanmayı öğrenene kadar iş güç yok. Ehliyet alana kadar. Bir de alamıyormuşum var ya, o 1,5 ay daha uzuyor senin için. Alamazsan zaten ehliyeti alırız yani artık. Nasıl alırsın? Alırız. Mesela hadi bunu yayında söyle. Yani
çalışır alırız tek. O dönemeçler de hala gelmedi mi? Dönemeçler de. Müzik daha açmıyor, daha çok geriliyor. Şuradan. Buradan? Evet. Sen sinyal ver. Tamam. Ver demene gerek yok, ben zaten biliyorum sinyali. Aferin sana. Bir de az önce ne dedi biliyor musunuz arkadaşlar? İnsanlarla İnsanlarla arana mesafe koymayı öğrenmesin. Ne oldu diyorum? Arabaların götüne götüne giriyorsun rutinde. Ne bu samimiyet? Bilmem. Şok oldum. Arkadaşım yani mesafe. Mesafe çok önemli. Arabayı da kıskanmazsın. Bunu geçeyim mi? Geçeyim. Çünkü bir yanına olunca ben çok geliyorum. Geçsin. Geçiyorum ben. Benimleyken basıyor gaza 120-130. Bugün ama, bugün derste derste böyle tın 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 gidiyor. Gitmem gerekiyor çünkü kızacak hoca yani. Gözün dikkatini al. Bakma sen buraya. Ama ya çirkin çıkıyorsa? Çok güzel çıkıyorsun. Öyle bir ihtimal var. Dokunma bana, dokunma. Ama bak. Giderken böyle şeyleri kendi şeridinde kalmayı çalış böyle mesela bak, soldan çok yol uzak gidiyorsun. Yol bizim demedin mi sen? Yol bizim hayatım ama yani başkaları da var arada bir onları da düşünmemiz gerekiyor. Mesela bu dönemeçler çok kötü. Yani ani böyle devam ettirmen gerekiyor. Hızlı girersen mesela şeridinden çıkabilirsin. Böyle yavaş yavaş. Yavaş yavaş git yani. Sıkıntı yok. Kimse bir şey demez. Hayırdır yani. Yani bir ses geldi ama bir şey vurdun. İnşallah benim ciğerimden gelmiş. Bir şey vurdun da benim sonrasında aynı ses ciğerimden de geldi. Hayır dur öyle değil mi de. O bence yerde bir şey vardı ya yolda. Aynen. Bir şey atıyorlar ya çöp falan. Biniyormuşuz. Tampon. Tampon hayatım tampon yok. Nasıl yani? Kız Fatih'de düşürdük ya demişiz. Ay hiç olmaz. Kendime bakmak istiyorum ama cesaret edemiyorum. Çünkü kötü çıkma ihtimali varsa hiç güvenmiyorum. Sağ birazcık daha soldan. Tamam ben istersen sağ şeride gir hayatım ki insanlar arkayı biraz... Giremem şu an belki. Tamam o geçsin ondan sonra geç. Tamam da geçsen. Da geçince geçemem. Geçemem. Bak araç var şu an. Geç. Dur. Tamam. İşte erkek ya. İşte benim sevgilim. Nasıl durdurdu araçları? Dün şeyde anlattım ya. Yani. Anlattın mı? Grupta anlattın. Ha. Dün şimdi ders alıyordu. Ders almış böyle şey park. Çıkacağım. Trafik var ama çıkamıyorum parktan sonra. Önümde araç var. Bir baktım ayrı arabasından önde kendi arabasından. Böyle trafik memuru gibi indi caddenin ortasına böyle kollarla falan böyle yapıyor. Dur dur diyor bir şeyler diyor. Herkesi durdurdum. Rutinde geçti böyle arkasında devam ettirdim böyle. Ama ben orada bir saat falan şey yaptım. Bu sağ şerit çok dar biliyor musun? Bak yanından otobüs müydü ne geçerken otobüs çok sıfırdan girdi. Evet. Rüzgarını hissettim buradan böyle. Gerçekten. Ensemden böyle bir rüzgar. Sinyalini kapatabilirsin istediğin zaman. Arkadaşlar o keşke orayı çekseydiniz. Ne zamandır o sinyal yanıyordu çok merak ediyorum. Söylemek istemiyorum. Yalan söyleme sen de yeni fark ettin. Nasıl bakıyor kendine? Arada da kendine bakmayın. Bakamıyorum çünkü arabalar geçiyor yanından. Çok iyi sürüyorsun bu arada maşallah. Gerçekten. İyisin yani. Yavaş yavaş tamamen alışacaksın. Vallahi şu an mahalle şoförlüğünü yapmaya başladım. Sanki pek memnunmuş gibi hani böyle şikayet ediyor ya ben bilmem eğitmen oldum şöyle böyle. Dün bayağı korkusundan alkol alamadım arabayı kullanırım diye. Allah'tan sonra kendisi kullandı. Harbiden tek isteğim böyle bir şeydi ya. Böyle hani dışarı çıkalım. Ben içeyim böyle. Dışarı çıktık kendisi. Zil zurna, zil zurna. Zil zurna sarhoş olayım böyle. Yanımda mesela eşim böyle gelsin arabayı ben kullanırım zaten sen iç desin böyle. Oh, o rahatlık var ya. Dün de kullandırmadım ama. Çünkü çok kalabalık. Gidene kadar kullandık dışarıya mekana gidene kadar da çıkışında bana kullandırtmadın. Çok... İçmedim ki. Bir tane bir şey içtim. Peki
öndeki araçların idisi bize hep fake atması bana. Bir sağa giriyor, çok kötüydü. Bir sola giriyor. Şimdi araç takip ediyoruz. Araç takip ediyoruz ya. Araç takip ederken en zor bir şey de bu zaten hani. Önümüzdeki de dengesizlik yapıyor. Sağ sol. Anlat. Arkadaş iki araç gittik dün dışarı eğlenceye gidelim dedik. İki araçlı. Öndeki araç değil mi? Tanıyoruz falan. Biliyor ya ben arabayı kullanacağım diye. Haberimize fake atıyordu. Bir sağa girdi, bir sola girdi. Ben onu takip ettiğimi de biliyor. Sırf zor duruma soksun diye elinden geleni yaptı. O E5'te o sağa ben sola, o sağa ben sola falan derken arabayı böyle kullana kullana gittim böyle. Mari'nin eli kalbinde böyle. Bak. Şimdi şu anki gibi mesela o şey elini kalbine attığı an şerit değiştirdi. Çok sıcak oldu. Şu pencereyi bile açamıyorum. Elim kaldırırsam çok korkuyorum. Elini kaldırdığı an. Bakın kaldırayım mı şu an? Abartma o kadar değil. Sen iki elini sen. İki elini kaldırayım. Atraksiyon yaratma. Yapma. Yapma. Sen düz. İki elle birlikte direksiyona sarılarak git. Bak bırakırım. Bak, sen yapma. De böyle kalırsın. Gaza verme o zaman. Ben kemerimi de takmadım. Ben de ama. Hiç güzel bir şey değil arkadaşlar. Kemeriniz her zaman takın. Ne kadar güvenirseniz güvenin. Evet. Gerçekten. Güldüğümüze bakmayın. Düz gidiyor mu bu arada? Sen sabahın yol falan takip ediyorsun. Devam. 60-50'lik yolda 120 ile gidiyor abi. Ben söyleyemiyorum da sonra araban çok kıymetli falan oluyor. Bir basıyor 120-130 yerde yavaş yavaş şeyler yazıyor diyor. Ben onlara mı bakacağım diyor. Diyorum. Bir de senin araban kayıyor. Ha, demin şeridinden çıkmış bana diyor ki ben diyor çıkmadım ki diyor araba kayıyor diyor. Yani kabullenme sıfır. Böyle bir şey yok. Asla. Allah Allah. Nereden? 40 düz böyle devam. Evet. 20 dakika araba kullanıyor. Ben çok yoruldum. 20 dakika mı? Geldiğimiz yol zaten 25 dakika. Dakikaydı. Şimdi dönüşünü yapıyoruz bir saat. Onu. Evet, 1 saat. 1 saat kullandım şu an. Ben de güzel uyuyordum. Hadi araba, hadi araba, hadi araba. Nasılmış hayır, araba kullanmak? Hayır, arkadaşımı bırakmam gerekiyordu eve. Hadi o sırada arabayı da ben kullanayım, bırakalım, gelelim. Bir saat kullanıp böyle konuşuyorsa ben günde 4-5 saat yol yapıyorum her ama gün. Ama senle ben bilmiyiz hayatım. Ha şimdi bir değiliz. Normalde olsun. Bak bir bırak. Şuraya ya şu. Bak. Şerit değiştiriyor ya. Böyle düz gidiyor normal. Bir kere de böyle kırıyorum. Şöyle bir gidiyor şerit değiştirirken diyorum ki yavaş yavaş yani küçük küçük şöyle yap. Yok. Çok iyi gidiyor. Şerit değiştir diyorum hayatım. Aynı sinyal veriyor. Böyle. Beni çıldırtma yaparım bak aynısını. Şöyle mi açayım bak, mesela? Sevgilim yapma. Bunun o şakası yok. Şaka yapmıyorum çünkü arkam boş şu an. Ellerime kadar indi o kokum. Evet öyle bir sıktın ki. Yıkattım seni barjını. Rutinde Rus mu? Evet. Evet Rus kökenli. Diyarbakırlı. Ama haricinde her şey çok iyi. Ya bence çok normal şu an ki araba deneyim çok fazla attım. Yok seni ders almana gerek yok ki yani gerçekten. Ben zaten sana böyle böyle daha çok çabuk. Benim için şu an park sorunlarım tek var anladın mı? Park yani tek sıkıntım park. Araba park. Aynen söylesen beni de boşuna sürdürme sadece parklara alıştır. İşte senin arabanla park yapamıyorum ve parkur olması lazım. Çizgiler olması lazım. Şöyle bir şey yapalım mı? Şöyle bir çılgınlık yapıp sağ şeride
yani birazdan diyecektim. Hayatım ne yapıyorsun? Çılgınlık dedin. Yani yok öyle bir çılgınlık. Tamam buradan devam et sen. Edeceğim zaten. Gitmeyeceğim ki yani sen. Bak onun çakarı var. Bizim niye yok? Benim çakarımı aldılar. Şu an ben de çakarımı açıp gidebilirdim. Sağ şeritten. Bitli mahalleden. Yayın bittikten sonra benim... Yok ya ben çok rahatım. Yola bile bakmıyorum artık. Ya gergin değilim ya. Ya çok kötü bir zamanda çıktık aslında ama böyle böyle tam öğrenecek. Sağ gir. Serbest. Gir gir. Aferin. Bir daha gir. Tamam. Süpersin. Yo hız seviyor seviyor. Aynen hızlı gidiyor. Siz öyle sanmıyorsunuz. Bir basınca iç. Köpeğe bak. Köpeğe bakarken yoldan çık. Köpeğe bakarken köpeğe doğru gidiyorum. Üstüne üstüne. Yok yok güveniyorum çünkü güzel iyi gidiyor yani. Ben tabii ki abi herhangi bir yanlışını veya şeyini görsem söylerim ama iyi gittiği için problem yok yani. Şerit takibi falan mesafeyi koruması, hele hele mesafeyi koruması çok önemliydi ve onu çok iyi yapıyor. Çok mesafeli. Burası birazcık kendi şeridinde devam edebilirsin. Ona da sıkıntı yok. Sola sinyal ver. Yavaşla. Araç geliyor. Gidiyorum. Tamam. Dur yavaştan gireceğim. Mecbur tamam, onlar yol verecek et. Yani. Bir bırak. Benim semtimde bana artistlik yapma. Şu an. Sinyali kapatmayı öğrenmek yok. Sinyali kapatmıyor. İleride yani ileride dönecek. Sola. Diyor boş boşuna niye kapatıp tekrar açayım ki? Ya yani o da haklı. Ama çok çabuk geldik şu an evime benim. İki tur daha tam. Doymadın sen. Hayır, doymadım. Ya buralar güzel değil ama. Tamam, çıkalım buradan. Seni kaçırayım. Tamam, devam et. Kaçır beni hadi. Parkur yaptığın yere gidelim. Hayır, sus. Bu kadar sana karar verdim hele. Parkur yaptığın yerde. Tam devamını getirmeli hayat. Ben nerede olduğunu da bilmiyorum ki zaten. İstesem de söyleyemem. Dur, biliyorum şu ya. Şu motorculardan korkuyorum sevgilim. Senin için şimdi. Diyorum. Heh, çevirme var. Senin tanıdılar. Yayında mı aşağı? Bak nasıl geç geçtirdiler anladın mı canım benim? Bizi... Hadi böyle bir başka bir arabayla... Bizim memleket biliyor. Doğan Şahin olsaydı... Doğan Şahin olsaydı bak nasıl hemen seni çekip... İyiyiz arkadaşlar. Sıkıntı yok. Ne konuşuyorlar? Soruyorlar. Ne soruyor? Soruları cevapla biraz. Şu anda ne soruyorlar? Korkudan sorulara bile bakamayayım şu an. Rutinden iyi kurtardık. İyi kurtardık. Yok sıkıntı yok abi. Yani normal mahallede geziyoruz ya. Mahallede geziyoruz yani. Semtimizde geziyoruz. Daha ne olsun? Kim ne diyebilir kardeş? Hayırdır? Ay yine geldim buradaki ehliyeti... şu aşağı var ya. Ehliyeti var. Konvoy var burada galiba. Bir çıktığımızda da konvoy vardı hatırlarsan. O yüzden korka korka şu kavşaktan geçmiş. Ama benzin alalım ya. Sevgilim girsene şuraya. Gireceğim hayatım dur. Benzin aldın mı hiç? Hayır. Tamam. Ve depoyu bana kilitliyormuş. O yüzden zaten diyorum. Ben ya. Gidiyormuş. Sevgilim böyle böyle alışacaksın. Yani öğren nasıl alınır. Şimdi içeri hayır, girelim. Hayır bir dur ama. Aa. Ama
görmüyor musun? Atlıyor yani. Kadının adını görüyorsun kardeşim yani. Niye atlıyorsun ki önüme sen? Bak ortada kaldık böyle bunun yüzünden. Tamam sen onun arkasından devam et. Bak. Yavaşla. Dur yavaşla. Ben bak. Yavaşla. Geç. Beni... Aa, o geçsin, sinirleniyorum bırak. Şu an. Yavrum o seni ona görmüyor orada. Evet. Evet o seni görmüyor. Salak nasıl gibi geri çıkmış. Ben sen devam et. Devam et. Yanımdan sağımdan sonra. O seni ama o seni görmüyor. Senin o arabanın arkasından devam edecekti o. Ya köşesindeyim çapraz. Burada mı duracağım şu an? Hı-hı. Tamam geri gideyim mi biraz? Devam et diyor. Biraz daha ileri al diyor. Kal diyor tamam. İyi. Ne diyorlar? Bak sen soruları cevap ver. Sen soruları cevap ver. Ama çok sinirlendim. Bak direkt ucu ucunayım araçta. Beni görmemesi çok imkansız yani artık. Ve ona rağmen önüme kırıyor. Evet. Altınlarımı taktım bu arada. Bakın tekrar. Bana kız... Bana bağırmıyor dersin. Bağırıyor şu an alttan şey diyor hayatım, kartı verir misin diyor. Hayatım sen inip ödemeni yapar mısın? Hmm, fuller misiniz? Abi 50 lira alır. 50 lira. Ya Rabbi şükür. Mahir soğukkanlı. İlk kez kullanmıyorum, o da bunun farkında ve tedbirliyim aslında. Benlik bir sıkıntı. Ne yapıyorsun sen ya? Ya benlik bir sıkıntı yok aslında. Biraz salak saçma kullanan insanlara denk geliyoruz. Bebeğin bir şey istiyor musun? Su. Şey Nesquik alsana, çilekli, sütüyle, kakaolu, çikolatalı. Çilekli, muzlu fark etmiyor. Ne? Fark etmiyor, muzlu veya çilekli de olabilir. Of. Çok korkuyorum, bir de yanımdan motosiklet falan geçince bu motosikletleri biliyorsunuz arabaların böyle sıyırıyorlar arabaların arasında ve benim yanımdan geçseler ben kesin ezeceğim yani o motosikletlileri görmeden. 3-4 kez kullanmadım. Benim daha önceden de araba kullanma şeyim vardı. Sadece dediğim gibi tek park sıkıntım var. Ben 16-17 yaşından beridir kullanıyordum. Bir de manuel kullanan bir kızdım. Ay tipime bakın ya. Nasıl çıktım evden pijamalarımla bakın. Evet Mahir çok düşünceli gerçekten. Çok ince düşünen bir adam. Boğazım ağrıyor ya. Ha Mahir'le 3-4 kez kullandım arabayı. Mahir'in 3. veya 4. kez kullanışım arabasını. O anlamda dedim. Saçımda kaynak var. Hatta bayağıdır artık çıkarmam lazım, yenilemem lazım. İşte bu hafta içi, yarın ya da öbür gün işlerim biraz birikti. Ben çok aksattım. Mahir'leyim. O da aynı şekilde işini gücünü bıraktı. İş ya yapmıyor. Hep birlikteyiz yani. Zaman geçiriyoruz. Hani daha iyi tanımak için, daha güzel zaman geçirmek için, birlikte olmak için. Hani ikimiz de işimizi gücümüzü bıraktık. Kabire geziyoruz. Onu yapalım, bunu yapalım. Hadi buraya gidelim. Hadi şunu yapalım diye. Bayağı birikti yani. Yarın noter işlerim var, avukatlı olan falan. Yani bilmiyorum. Kendime hiç zaman ayıramadım. Biliyorsunuz post çekinecektim. Çekinemedim. Onları da halledemedim. Şimdi işte yarın yavaştan halledeceğim. Tıkır tıkır. Yok kısmetse olur evinde. Hiç benim öyle bir düşüncem olmadı. Yani... Ki zaten belli olsaydı 50 bin tane edit çıkardı. Yani hiç öyle bir fikrim yoktu. Çünkü öyle olması gerekiyordu. Evlilik için şu an çok erken. Hayır öyle bir şey yok şu an. Sadece birbirimize gerçekten çok değer veriyoruz ve zaman geçirmekten gerçekten keyif alıyoruz birlikte. Bir şeyler yapmaktan keyif alıyoruz yani. Sağ olasın. Bitti değil mi? Çıkabilir miyiz? Bitti. Öndeki aracı mı bekleyeceğim? Geri mi çıkacağım? Benzine indirim gelecekti. Keşke bekleseydik indirimi. Ne indirimi?
Birkaç daha tur atsaydık 12'den sonra indirim mi var? Ne? Bilmiyorum ya. Bu ara gelecekmiş. Öyle dedi. Alsın hayatım. Geri geri çıkacağım. Arkadaşlar. Tamam bekle şuan sonra şunu acele etme. Acelemiz yok. Bu arada yoktu, az önce çıkabilir miyim gerçi? Sen geç geldin. Ya şöyle bir şey yapsaydım, o sırada araç yokken çıksaydım köşede seni bekleseydim etkilenir miydin? Etkilenirdim. Evet. Ama seni kaçırdılar diye düşünürdüm. Satar mıydılar arabayla birlikte? Ne yaparlar? Arabanın içinde rotor etmez olurum. Hediye yanına. Mavi direksiyona geç. Yok arkadaşlar. Artık şoförüm bu. Böyle bu kadar. Başka hiçbir şey yok. Şoförün ciddiyetine bakar mısın? Bak bak. Şoföre bak. Yeni uyanmış sanki böyle pijamalarıyla birlikte. Burası birazcık garip. Evet. Soldan. Evet. Yok, sola çok fazla gelme. Çünkü orada şey var, demir var ya. İlerle sen. İlerle, ben sana söyleyeceğim ne zaman dönmeye gerektiğini. Tamam, dön. Dön, yok, kurtarıyorum canım. Demir de bayağı yandı. Durmam lazımdı, dur. Şu ara sokaktayım. Bana şu an tepki verme. Yavaş git, yavaş. Ara sokaktasın. Abi hayran. Nereden gideyim şu an? Sağdan git hani. Dur. Ehliyeti pazar günü alacak. Burnunu sok oraya birazcık. Evet, beni görsünler, beni görsünler. Fark etsinler. O sana biri illaki yer verecek zaten. Hiçbiri olmuyor. Mesela ben bazen böyle kornaya basıp hani kendime gösteriyorum. Bak, öyle değil, ben bekleyemem. Tamam, sen şunu bekle istersen. Yavrum, şu frenleri... Şimdi arkadaşlar, iki farklı sabah şimdi başka bir araba kullandığı için onun etkisi var. Çünkü frenleri normalde onun böyle değildi. Onun frenleri kötü galiba. Ve Mahir'in arabası o kadar düşük ki böyle her yerde frene basmam lazım çünkü sürtüyor altı. Evet. Bir de ara sokakta olunca istemsizce böyle direkt fren yapmam gerekiyor. Ya alışamıyorsun onun, yani her arabanın fren, tabii canım, şu freni an sabah farklı. Kullandığım aracın çalıştırması bile çok farklı. Her şey, el freni, yani test kolum ne deniliyorsa artık yani. Kafam karışıyor. Sabah farklı bir araçla ders alıyorum, akşam farklı bir araç sürüyorum. Şu suyu çeker misin? Bak psikolojim bozuldu. Yok. Şak 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 dedi. Sen oradan öğreniyorsun yani. Hayır. Oradan anlıyorsun. O su... Ön koltuğa çarpıyorsun demek ki çok ani fren yapıyorsun. Hani. Aniden. Bak böyle mesela. Yumuşak. Evet, böyle minnacık. Yavaş yavaş basacaksın. Örnek verebilir misin mesela? Örnek böyle bak. Şöyle. Tamam. Elinle değil, direkt örnek istiyorum. Ha. Yani bir şeyden, bir nesneden, bir şeyden. Böyle. Yavaş yavaş, böyle kibar bir şekilde beni sevdiğin gibi basacaksın. Seni yavaş yavaş mı? O olmadı. Söylemeyeyim mi? Beni abi, beni döverek seviyor bu arada. Yani söylemeyecektim ama kendini burada patlattı. Yani eli de çok. Bugün birbirimizi kemerle dövüyoruz. Birbirimizi mi? Sen beni dövdün. Hayır, öyle deme. Ben seni dövmedim. Hak ettin sadece. Arkadaşlarım yanında artistik yaptı. Yapma dedi, böyle arkadaşların yanına gelince böyle yapız, şakalaşıyoruz böyle. Sonra baktım ben buna bir öp dedim. Bu sustu sanki, dedim. Ama çok, sen biraz çok, çocuk çok gaddarca, olacak gibi oldu. Çok gaddarca savaşıyor ya gerçekten çok. Yo, hiç acımıyorum. Bu arada hiç sana acımıyorum. Acımış halim normalde. Yine hassas davranıyorum döverken falan normalde. Gerçekten bu arada. Hamlelerim bu, daha sert ve daha ani oluyor. Ben onun daha... Kızarsın diye o an hani tam şakalaşıyoruz falan ama bir yerden sonra ben sinirlenince tutamıyorum o şeyimi.
Kemer mi? Evet. Bir de benim kemerimde. Yani garip olan olay da o. Gitsin. Tamam, kendi kemeriyle yapsın yani. Problem yok. Abi, benim kemerim hafif, onunkisi daha kalın, daha sert böyle. Canını acıtacak türden. Louis Vuitton kemerimle dayak yedim. Marka veriyor. Görgüsüz. Görgüsüz. Biz dün gece gördük. Benim bir arkadaşım vardı, birlikte dışarı çıktık. Bir de bana görgüsüz diyorsunuz. Ama dedim, vay dedim.